Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri, Bülbül Öğretmen eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çarpanlar ve katlar konusunu anlatacağım. Örnekler göstereceğim, alıştırmalar yapacağız. Çarpan ağacı nasıl oluyor bunu göstereceğim. Aynı zamanda asal çarpanlar konusunu da anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Her doğal sayı iki sayının çarpımı olarak yazılabilir. Burada şimdi örneklerle yapacağız zaten. Bu iki sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının kalansız bir bölenidir. Şimdi buradaki örneklerde bu doğal sayıların çarpanlarını bulalım. Şimdi 15 doğal sayısını biz hangi sayıların çarpımı olarak yazabiliriz? Örneğin 1 çarpı 15 olarak yazabiliriz. Peki başka 2 ile olabilir mi? Yok. 2 ile çarptığımızda olmuyor. Çünkü 15 2'ye bölünmez. Ha bir de şunu söyleyeyim, 15 aynı zamanda 1'e bölünür değil mi? 15 aynı zamanda kendisine bölünebilir. Peki 2'ye bölemedik, yani çarpan olmuyor 2. O zaman 3'ü deneyelim. Evet 3 olur. Yani 3 çarpı 5 şeklinde gösteririz. Bakın 3 ve 5 de 15'in çarpanları oluyor. Aynı zamanda bölenler oluyor. Peki başka var mı? 4 olmaz, 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz. Başka yok. O zaman 15 sayısının çarpanları kimlermiş? 1, 3, 5 ve 15. İşte bu şekilde göstermiş olduk. 27'ye bakalım. 27'yi şimdi 1 çarpı 27 olarak ifade edebiliriz. Başka 2 ile olmaz. 3 ile olabilir. 3 çarpı 9 şeklinde ifade edebiliriz. Aynı zamanda 9 çarpı 3 de, yani ters bir şekilde de ifade edebiliriz ama ben onu tekrar yazmıyorum. Zaten aynı şey yani. 3 çarpı 9 ile 9 çarpı 3 aynı şey. 4 olur mu? Olmaz. 5 olur mu? Olmaz. 6, 7, 8, 9'u zaten yazdık. Demek ki 27 sayısının çarpanları da kimlermiş? 1, 3, 9 ve 27'ymiş. 45'e bakalım. 45'i şöyle yazabiliriz. 1 çarpı 45. 2 ile olmaz. 3 ile olabilir. 3 çarpı 15 yazabiliriz. 4 ile olmuyor. 5 ile olabilir mi? Evet olabilir. 5 çarpı 9 şeklinde de ifade edebiliriz. 5 kere 9 45. 6 olmuyor. 7 olmuyor. 8 olmuyor. 9'u zaten yazdık. Demek ki çarpanları bunlar. Peki şöyle yazalım. 1 var. 3 var. 5. 9 var, 15 var ve 45 var. İşte bunlar 45 sayısının çarpanları oluyor. Son olarak 60'ı da gösterelim. Nasıl yapabiliriz? 1 çarpı 60 olarak yazabiliriz. 2 ile olur mu? Olur. 2 çarpı 30 olabilir. 3 ile oluyor mu? Evet oluyor. 3 çarpı 20. 4 ile de oluyor. 4 çarpı 15. Bu şekilde de ifade edebiliyoruz. 5 ile oluyor. 5 çarpı 12. 6 ile 6 çarpı 10 oluyor. 7 olmuyor. 8 olabilir mi? Olmaz. 9 da olmuyor. Onu zaten yazmıştık. Demek ki 60 sayısının çarpanları bunlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Sonra 10, 12, 15, 20, 30 ve 60. Bir hayli çarpanı var. Ben şimdi tek tek yazmayacağım. Video çok uzun olmasın. 60 sayısının çarpanları ve bölenleri bunlar oluyor. Bu şekilde sorduğunda listeyle yazabiliriz böyle. Şimdi çarpan ağacı konusu da var. Çarpan ağacı demek bu şekilde ağaç şeklinde göstermek demek. Bir örneğimize bakalım. Bakın 18 doğal sayısını 2 çarpı 9 şeklinde böyle 2'ye ayırıp gösterebiliyoruz, değil mi? Aynı zamanda 18'i 1 çarpı 18 olarak da yazıyoruz. Yani üstteki sayı aslında 1 çarpı 18'i temsil ediyor. İkinci sıradakiler 2 çarpı 9 şeklinde temsil ediyor. Sonra 2'yi aşağı indiriyoruz. 9'u 3 ve 3'ün çarpımı olarak yazabiliyoruz. Buradan da şu sonuca varıyoruz. Şuradaki 2 ile 3'ün çarpımı 6 oluyor ya. 6 çarpı 3 şeklinde de 18'i ifade edebiliyoruz. Ve dolayısıyla 18'in çarpanları kimler oluyor o zaman? 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 oluyor. Şimdi örneğimiz bu şekilde. 24'ü de biz yapalım. Şimdi 24'ü bir kere ne yapıyoruz? 1 çarpı 24 olarak yazabiliriz, değil mi? Peki 2 ile gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz. Şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 12 olarak gösterebiliriz. Şöyle yuvarlak içine alabiliriz. Peki 12'yi ne yapabiliriz? Yine 2 çarpı 6 şeklinde gösterebiliriz.
Şöyle yuvarlak için alalım. Peki şu 2'yi şöyle aşağı indirsek. Bu 2 ile 2'yi çarptığımız zaman ne oluyor? 4 oluyor değil mi? Yani 4 kere 6 da diyebiliriz. Şunları bir yazalım. Yani 2 çarpı 12 dedik. Aynı zamanda 2 ile 2'yi çarptığımızda 4 olmuştu. 4 çarpı 6 şeklinde ifade ettik. Peki 6'yı tekrar biz 2 çarpı 3 olarak ifade edebilir miyiz? Edebiliriz. Bakın 2 çarpı 3 oldu. Peki diğer ikileri getirdiğimiz zaman. Diğerini de getireyim. Şimdi bakın şuradaki ikiler birbiriyle çarpıldığında 2 kere 2 4, 4 çarpı 2 8. Yani 8 çarpı 3 şeklinde de ifade edebiliriz değil mi? O zaman 8 çarpı 3 olarak da ifade edebiliyoruz. İşte bu şekilde çarpan ağacı şeklinde gösterebilirsiniz sevgili öğrenci. Kimlermiş o zaman 24'ün çarpanları? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bunlar 24'ün çarpanları. 24'ü bu şekilde yazalım. Şöyle ok işaretiyle gösterelim çarpanlarını. 1 var, 2 var, 3 var, 4, 6, 8, 12 ve 24. İşte bu şekilde göstermiş olduk. Buna da çarpan ağacı diyoruz. Şimdi sıra geldi asal çarpanlar konusuna. Asal çarpanlara geçmeden önce asal sayı neydi onu hatırlayalım. Asal sayı 1 ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayı deniyor. Yani 1 asal sayı değil. Birden büyük olanlar. Ve bir şartımız var. Sadece kendisine bölünen ve 1'e bölünen sayılar. Örnek verelim. Mesela 6 doğal sayısı asal bir sayı değil. Niye? Çünkü 6 hem 1'e bölünüyor hem 6'ya bölünüyor ama 2'ye de bölünüyor, 3'e de bölünüyor. Yani 6 asal sayı değil. Peki 7? Bakın 7 asal sayı. Niye? Çünkü 7'yi sadece 1'e bölebilirsiniz ve kendine bölebilirsiniz. 2'ye, 3'e, 4'e veya diğer doğal sayılara bölemiyorsunuz. İşte böyle sayılara asal sayı diyorduk. Peki asal sayılar tek mi çift mi oluyor? Çeşitli sorularda karşınıza çıkar. 2 var çift olan asal sayılarda ve 2'den başka çift asal sayı yok. Diğerlerinin hepsi tek asal sayılar. Tek doğal sayılar. Ama bazı sorularda şöyle diyor mesela. Asal sayılar tektir diye bir ifade oluyor. Bu ifade yanlış çünkü 2 de var. 2 de asal sayı. O zaman bütün asal sayılar tektir cümlesi doğru bir cümle olmuyor. 2'den başka olanlar varsa onlar tek. Tamam. Onlara bir şey demiyoruz. En küçük asal sayı da 2 oluyor. Şimdi asal çarpanlara ayırırken ne yapıyoruz? Asal çarpanlara ayırmak için 2 yöntem kullanıyoruz. Birincisi çarpan ağacı şeklinde. Bakın burada 12 doğal sayısını ilk önce 2 çarpı 6 olarak yazabiliyoruz değil mi? Ha 1 çarpı 12 olarak göstermiyorum. Çünkü 1 doğal sayısı asal çarpan değil zaten. Bizim buradaki amacımız asal çarpanları ayırmak. 2 ve 6'nın çarpımı olarak gösterdik. 2 asal sayı. 6'yı da 2 ve 3 olarak gösterebiliyoruz bu şekilde çarpan ağacında. Ve 12'yi yani 2 tane 2'nin çarpımı ve 1 tane 3'ün çarpımı olarak yazabiliyoruz. Asal sayılardan. Ve 2 üzeri 2 çarpı 3 şeklinde ifade ediyoruz. Ve 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür diyoruz. 6'yı saymıyoruz. Çünkü 6 asal sayı değil. 6 sayısı 12'nin çarpanları içerisinde ama buradaki amacımız asal çarpanları ayırmak. Bir de bölen listesi yöntemi var. Şimdi bölen listesinde örneğin 40 doğal sayısını bakın 40'ı 2'ye bölebiliyoruz. Sonra 20 oluyor. 20'yi 2'ye bölüyoruz. Sonra 10 oluyor cevap. 10'u 2'ye bölüyoruz. Cevap 5 oluyor. 5'i tekrar 2'ye bölemiyoruz. 3'e bölemiyoruz. 4'e bölemiyoruz. O zaman kendisine bölüyoruz. 5 bölü 5 diyoruz. Ve cevap 1'e kadar, 1 olana kadar bu şekilde sayımızı parçalara ayırıyoruz. Bölüyoruz yani asal sayılar olarak. Ve bu şekilde yazıyoruz. Bakın 40 doğal sayısı kaç defa 2'ye böldük? 3 defa. Yani aynı zamanda bunlar çarpan oluyor değil mi? O zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 ve bir tane de 5. Bunların çarpımı olarak ifade edebiliyoruz. Ve 2 üzeri 3 diyoruz bunlara. Ve çarpı 5 şeklinde gösteriyoruz. 40'ın asal çarpanları da 2 ve 5 oluyor. Şimdi birer örnekte biz yapalım. Hem çarpan ağacı şeklinde hem de bölen listesi yöntemiyle. Şimdi 96'yı gösterelim. Nasıl gösterebiliriz? 2 çarpı şöyle 2 ile 48'in çarpım olarak gösterebiliriz değil mi? Yuvarlak için alalım. Çarpan ağacı yapalım.
Peki 48'i nasıl yapabiliriz? Yine 2 ile çarpınca oluyor değil mi? 2 çarpı 24 diyebiliriz. Devam ediyorum. 24'ü 2 çarpı 12 şeklinde yazabilirim. 2 çarpı 12. Şöyle yapalım. Peki 12'yi 2 çarpı 6 şeklinde gösterebilirim. 2 çarpı 6. Peki 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde gösterebilirim. İşte çarpan ağacımı tamamladım. Şimdi asal çarpanlar olarak 96'nın bakın kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani 96 eşittir. Şuraya yapayım. Altta göstereyim. 96 eşittir. 5 tane 2'nin çarpımı ve bir de 3'ün çarpımı oluyor. Ve bunu nasıl ifade ediyoruz? Şöyle ifade ediyoruz. 2 üzeri 5 çarpı 3 şeklinde ifade ediyoruz. Ve 96'nın asal çarpanları kimmiş? 2 ile 3'müş. Asal çarpanları 2 ve 3 olarak yazıyoruz. Şimdi yan tarafta bölen listesi 54 doğal sayısını yapacağız. İlk önce 2'ye bölerek başlayalım. 54'ü 2'ye böldük. Ne oldu? Cevap 27 oldu. 27'yi tekrar 2'ye bölemiyorum. O zaman 3'e bölerim. 3'e böldüğüm zaman 9 oldu. 9'u tekrar 3'e bölebilirim. Cevap 3 oldu. 3'ü tekrar 3'e bölebilirim ve en sonunda 1 kaldı. Şimdi 54'ü nasıl ifade edebiliyorum? 54 eşittir diyorum. 3 tane 3 var. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir diyorum. 2 çarpı 3'ün küpü şeklinde ifade edebilirim. 54'ün asal çarpanları 2 ve 3 şeklinde cevabı da bulmuş oluruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.